Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Artık yaşanılanlardan gına gelmişti. Geceyi hastanede, otobüs terminali veya geceleri de açık olan restoranlar gibi halka açık alanlarda geçirmeyi planlamıştım. Zar zor kendimi uykuya kaptırdıktan 8 saat sonra telefonun alarmıyla uyandım. Akşam ezanına bir saat vardı. Planım gece otogarda geçirmekti. Hem acıktığımda yemek yeme olanağım vardı. Hem de birçok insan bulunuyordu. Bana gayet mantıklı gelmişti. Evden çıkmadan önce eve son kez baktığımda evde kimsenin olmadığını fark ettim. İçimden aman keşke hiç gelmeseler diye geçirdim. Cüzdanım ve telefonum şarj makinesini aldıktan sonra evden çıktım. Otogara doğru yol almaya başladım. İçimde bu gece sıkıntısız geçecek gibisinden bir his vardı. Nihayet akşam ezanı okunduğunda kendimi otogara atabilmiştim. Sığındığım divana bakar mısınız? İnsanlar otogarda, çakal insanlar var diye dikkatli dolaşıyor. Ama ben otogarı ve içindeki insanları kurtacı olarak görüyorum. İşte bu da hayatım bana getirsin. Orada önce güzel bir karnımı doyurdum. Sonrasında öylece aval aval dolandım. Saat gece 1-2'ye kadar hareketlilik devam ediyordu. Ancak saat 2'den sonra insanlar azaldı. Evsizler ve serseriler otogarın kontrolünü ele geçirdiler. Saat buçuk civarıydı. Yanıma 17-18 yaşlarına pasaklı bir genç geldi. Elinde bir yumurta poşeti içinde tiner. Kolları hep faça içinde. Benden para istedi. Allah'ım bu insanlar neden bu haldeler? Bunlara bakan neden yok mu diye. Kendime sorular sormaya başladım. O çocuğun halini içim acıdı. Cebimden bir 20 lira çıkarıp verdim. Sonrasında çocuk yanımdan uzaklaştı ve ileride yanar vaziyette olan sokak lambasına doğru ilerledi. Benden aldığı 20 lirayı lambanın önüne bıraktı ve sonrasında yoluna devam etti. Bu çocuğun ne yapmaya çalıştığını akıl sır erdirememiştim. Sonrasında çocuk lambanın önüne bir kez daha gitti. O arada sanki birileriyle konuşuyormuşçasına hareketler sergiliyordu. Sonra çocuk benim 100 metre ilerimde oturan bir şahsın yanına vardı ve ondan da para istedi. Adam para vermeye yanaşmayınca çocuk cebinden çıkardı bıçak ile adamı gözümün önünde bıçaklamaya başladı. Yardım etmek için adamın yanına koştuğumu gören çocuk beni görmesiyle oradan uzaklaşmaya başladı. O sırada ben de adamın yanına varmıştım. Adam yüzüstü yere serilmişti. Adamın yüzünü kendime doğru çevirdiğinde kalbim tekler gibi oldu. Yerde yatar vaziyette olan adam benim babamdı. Bu nasıl olabilir? Babam burada ne işi var? O an ağlayarak kusmaya başladım. Gözümü tekrar o sokak lambasına çevirdiğimde karşımda dayımlar ve arkadaşın ailesi hep birazdan gülerek beni izliyorlardı. O an onların hepsine saldırmak için ayağa kalktım. Ancak sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda yeniden hastanedeydim. Oradaki çalışanlar polis ifadeni alacak. Neler olduğunu hatırlıyor musun diye sorular soruyorlardı. Sokak lambası kısmına kadar hatırlıyorum ama gerisi bende mevcut değil. Hastane personellerine hiçbir şey hatırlamadığımı söyledim. Birkaç saat sonra İfademi almak için polisler geldiğinde onlara da hiçbir şey hatırlamadığımı, onların bu konu hususunda bir bilgisi olup olmadığını sordum. Onların bana anlattıklarına göre gece tiner çocuk benim az oturan adamla tartışmış ve adamı bıçaklamış. Sonrasında ben yardıma koşmaya başlayınca tiner çocuğun benim görmediğim arkadaş devreye girmiş ve benim başıma sert bir cisimle vurup ortadan kaybolmuşlar. Polislere o adamın durumu nasıl görmek istiyorum deyince aldığım cevap beni gerçekten mahvetti. Polisler bana adamın öldüğünü söylemişlerdi. Allah'ım, sana yalvarıyorum. Bu olmasın. Ne olur? Bana bunu yaşatmaya Rabbim. Var gücümle telefon elime aldım ve babamı aradım. Ancak bir türlü cevap vermiyordu. Sonrasında annemi aradım. Annem açmıştı. Ağlayarak, "Anne, babam nasıl?" diye sordum. Annem, "Hayırdır evladım. Bir şey mi oldu?" diye yanıtladı. İşte o zaman, bana ne derseniz deyin, duymak istediğim tek şey bundan ibaretti. Daha da bir şey duymasam benim için hiçbir sorun teşkil etmezdi. Anneme bir şey olmadı, sadece özledim diye karşılık verdim. Annem sevgilerek, yarın dayınlarla birlikte yola çıkıyoruz ya oğlum, bol bol hasret gideriz deyip cümlesini bitirdikten sonra başımdan kaynan sonra dökülmüşçesine bir hissiyat içine girdim. Nasıl dayımlarla? Hangi dayımlarla? Kutsal bir hafta öncesinde haber verdik ya sana, dayın İstanbul'dan araba alacak, Biz de yanında getiriyor diye. Unuttun mu oğlum yoksa? Anneme, hayır anne, bekliyorum sizi deyip telefonu kapattım. Şu an aklımda tek soru vardı. Ben üç gündür evde kimlerle birlikte kalıyordum. Apar topar kendimi toparlayıp hastaneden çıktım. Başımda korkunç bir ağrı vardı. Şerefsiz herif kim bilir neyle vurdu acaba? O an artık yapılacak bir şeyin olmadığını fark ettim. Tek çare bu cinleri benim üstünden çekecek bir hoca bulmaktı. Yoksa 3-4 günde beni bu hale sokan o ifritler zaman ilerledikçe benim içimden geçeceklerdi. Fakat şimdi önümde büyük bir sorun vardı. Bana yardım edecek hocayı nereden bulabilirdim? Aklıma ilk olarak daha önce yazarlıklarını yaptığım YouTube kanallarındaki arkadaşlarım geldi. Onları aradım ve kısaca durumu anlattım. Kim arıyorsam kibarca yardımcı olamayacağını söylüyordu. Artık son bir kişi kalmıştı. Açıkçası ondan da pek bir umudum yoktu. Ancak ne demişler? Ummadık taş başlarar. Telefonun karşısındaki arkadaşım bana şu an bir hocanın yanında çıraklık yapan bir adamla yazar olarak çalıştığını istersen benim için konuşabileceğinden bahsetti. O an gerçekten çok sevinmiştim. Bu arkadaşım da yardımcı olamayacağını söyleseydi internetten araştırma yapmak zorunda kalacaktım ve dolandırma ihtimalim çok yüksekti. Arkadaşım ortalama 2 saat sonra bana geri dönüş yapmıştı. Şanslı olduğumu, hocanın İstanbul Sultan Gazi'de olduğunu ve beni beklediğini söyledi. Sonrasında hocanın adresini konum olarak attı. Hava kararmaya yakındı. Bir an önce fazla geçe kalmadan hocayla görüşebilmek için yola koyuldum. Bulunduğum konumdan Sultan Gazi tahmini 1-1,5 bir, bir saat uzaklıktaydı. Sonunda oraya vardığında hava artık iyiden iyiye kararmıştı. Ben kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. İçimde bir çeşit huzursuzluk vardı. Belliydi. Bu ifritler yine bir oyun çevireceklerdi. O anlık stresle yolda karıştırmıştım. Açıp telefondan konuma bakmak bile bir türlü aklıma gelmiyordu. Ben boş boş hangi sokak hatırlamaya çalıştım esnada karşıdan direkt üzerime doğru yürüyen kapşonlu iki adam fark ettim yüzleri tam seçilmiyordu. Ancak ikisi de başlarını öne imiş, öylece üzerime doğru ağır adımlarla yürüyorlardı. Onları görünce ben de adımlarımı yavaşlattım ve yutkunarak yürümeye başladım. İçimden dua ediyordum. Birkaç adımdan sonra adamlar tam önüme kadar geldiler. Ben olduğum yerde dona kalmıştım. Sonrasında yanından geçip gittiler. O an içimden bir oh çektim. Artık her şeyden korkar vaziyeti gelmiştim. Ben yolumu birkaç adım atarak devam etmiştim ki aynı adamların yine önünden bana doğru ve yine aynı vaziyette başları öne doğru eğik bir şekilde üzerime doğru yürüdüklerini fark ettim. İçimdeki sıkıntının sebebini şimdi anlamaya başlamıştım. Belli ki bu gece de bana ızdırap çektireceklerdi. Bu iki adamı önümde görünce dönüp arkama baktım. Aradan 10-15 saniye geçmişti ve az önce yanından geçen ikiliyi göremiyordum. Artık hiçbir şüphe yoktu. Bu onların işiydi. Önümde yürüyen ikiliye tekrar baktığımda önüme kadar gelmeleri an meselesiydi. Önceden olduğu gibi yine önüme kadar gelip durdular. Ancak öncekinden farklı olarak bu sefer benim başım öne eğik değildi. Onları seyrediyordum. İşte tam da o esnada ikisi birden başlarını ilk kapşonu çıkarıp kafalarını bana doğru kaldırdılar. O an gördüklerime inanamadım. Karşımda duran kişiler benim annem ve babamdı. Ancak bunlar benim annem babam gibi değildi. İkisinin de suratları yanık içindeydi. Sonra bana bakıp ağlamaya başladılar. Oğlum halimize bak. O yaptı bunu bize kutsalım. O yaptı. Yaktı bizi diye ağlıyorlardı. Ben de Eli'ye dönmüştüm. Anne kim yaptı diye onlara bağırdım. Bana kaçmam gerektiğini söylüyorlardı. O an ben de ağlamaya başladım. Anne baba ne oluyor? Sizin ne işiniz var burada? Kimden kaçacağım diye sordum da cevap babamdan geldi. Arkandakinden. Bir anlık refleks arkamı dönüp baktım da karşımda yine Mesih Hoca vardı. Suratı yine bir domuza benziyordu. O üç parmağıyla tam boğazıma hamle yapıyordu ki bu sefer kaçmayı başarabilmiştim. Sokağın ortasında koşuyordum. Öylece bomboş nereye gittiğimi bilmeden. Sadece ondan, onlardan kaçıyordum. O gece aynı mahallenin içinde öylece koştum. Ne mahalleden çıkabiliyordum ne de koşmayı bırakabiliyordum. Artık daha fazla dayanamayıp yere yığıldım. Bana elini uzatan birini gördüm. Bu kişi 35-36 yaşlarına gençten bir adamdı. Adamın elini tuttum da birden gözlerim açıldı. Ben neredeydim böyle? Kendim birden ışınlanmış gibi hissettim. Ben az önce umutsuzca koşuyordum. Boş bakışlarla etrafı süzmeye başladım. Garip bir odadaydım. Odada koltuk, minder, televizyon, hiçbir eşya yoktu. Sadece odanın ortasında koca bir sini ve sinin üstünde kocaman bir kazan vardı. Kazandan devasa dovanlar çıkıyordu. Odanın içi duman altıydı. Ben sokakta koşarken elimden tutan adam beni sağlamca bir sirkeledi. Şimdi kendine geldin mi diye sordu. Ona başımla onay verdikten sonra burası neresi diye sordum. Burası Sofi Hoca evidir. Sofi Hoca bu odada dertlerin derdine derman bulur dedi. Adam cümlesini bitirdiğinde ona birden sarıldım. Allah için hocam bana yardım edin. Benim bir arkadaşım sizinle konuşmuş. Benden bahsetmiş. Kaç gündür sıkıntı içindeyim gibisinden adamdan derman diledim. Karşımdaki adam bana bakıp gülmeye başladı. Kardeş, hoca ben değilim ama bahsettiğin arkadaşınla konuştuğumuz doğrudur. Allah'ın izniyle hocamız seni bu beladan kurtaracaktır dedi. Ben adamla sohbetime devam ederken birden içinde bulunduğumuz odanın kapısı açıldı. İçeriye kısa, kilolu, saçı sakalına karışmış ve neredeyse kendi boyunda bir tespih sallayan 50-55 yaşlarında bir şahıs girdi. Yanında sohbet ettiğim kişi içeriye giren adama elle işaret ederek işte Sofi Hoca Efendi bu zattır. Hadi git elini öp dedi. Açıkçası adamı ilk gördüğüm anda bende hiç olumlu bir etki bırakmamıştı. Ancak ne yaparsınız? O an olumsuz da düşünmek istemiyordum. Hemen yanındaki adamın da söylediği gibi Sofi Hoca'nın eline sarıldım ve öpmeye başladım. Hocam lütfen yardım edin diye ondan aman diliyordum. Sofi Hoca benim o halimi görünce benim başımı okşamaya başladı. Evladım korkma. Allah'ın izniyle sana yardımcı olacağım dedi ve beni karşısına oturttu. Biz hoca ile karşılıklı oturduktan sonra az önce sohbet ettiğim adam da kapının önüne geçip ayakta beklemeye başladı. Sofo Hoca sonra bana dikkatlice bakarak "Anlat evlat neler oldu? Eksiksiz anlat ki derdine derman bulabilelim." dedi. Hoca sözünü bitirdikten sonra ben de yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Sofo Hoca benim anlattıklarımı dinledikçe mest oluyor. Gözlerinden mutluluk saçıyor gibiydi. Ben onun bu hallerini gördükçe korkum gitgide artıyor. Bu adam bana bir kötülük edecek diye düşünüyordum. Anlattıklarım bittiğinde Sofu Hoca birden ciddiyet içine büründü. Tamam anlaşıldı dedi. Evlat sana büyü yapmışlar. Allah'ın izniyle şimdi bu büyüyü bozacağım dedi. Hocanın bu sözleri karşısında ben de umutlanmıştım. Hoca sözünü bitirdikten sonra bağırarak bir şeyler okumaya başladı. Sofu Hoca'nın söyledikleri benim ritüel yaptığım sırada okuduğum cümlelere benziyordu. Hoca sesini daha da yükseltip tok ve Boğuk bir sesle okumaya başladığı sırada kapıda ayakta bekleyen adam birdenbire titremeye, kontrolünü kaybetmeye başladı. Bense olanlar şaşkınlıkla izliyordum. Sofi Hoca birden ayağa kalktı ve kapıda titreyen adama doğru yöneldi. Ona okkalı bir tokat attı ve okumaya devam etti. Adam yere serilmiş, kıvranmaya devam ettiği sırada hoca bir anda okumayı kesti. Hocanın susmasıyla yeri serilmiş olan adam öğürmeye başladı. Sonrasında olduğu yere kustu. Adam kusmayı bitirdiğinde Sofu Hoca odanın ortasında dumanlar saçan kazana doğru yöneldi ve kepçeyi kazana daldırdı. Kazan içinden yeşilimsi, balçık benzeri bir karışım çıkmıştı. Hoca elindeki kepçeyi yerde perişan olan adamın önüne getirdi ve koy dedi. Adam az önce yere kustuğu pislikten bir avuç aldı ve kepçenin içindeki karışımı ekledi. Ben olanlara bir anlam veremiyordum. Bu olaylar olurken hocanın ve yerdeki adamın öfke dolu ciddiyeti beni inanılmaz tedirgin etmişti. En sonunda hoca elindeki kepçeyle yanıma geldi ve "Al bunu iç. Bunu içtikten sonra Allah'ın izniyle kurtulacaksın." dedi. O anki tepkim "Hocam ben bunu içemem." oldu. Ben içemem dedikten sonra yerde yatan adam birden ayaklandı ve hocayla birlikte öfkeli gözlerle bana bakmaya başladılar. Bana iç içeceksin diye baskı yapıyorlardı. O anki durumu eğer ki görseydiniz sizin de o pisliği içmekten başka şansınız olmazdı. Bana kurtulmanın tek yolu bu iş diyorlardı. Sonunda burnumu tıkadım. Gözlerimi kapattım ve kepçedik karışımı içtim. Zaten o karışımı içmemle kusmam bir oldu. Gözlerim tekrar açtım da karşımda hoca ve adam çirkin bir gülümsemeyle bana bakıyorlardı. Bense gözlerimi henüz tam açamamıştım. Üstüm başım kusmak içindeydi. Tamamen kendime geldim de hocaya bakarak kurtuldum mu hocam dedim. İşte o an arkamda duran kapıdan bir ses duyuldu. Kapıdaki adam kahkahalar eşliğinde kurtuldun diyordu. Yüzümü kapıya doğru çevirdiğimde kapıdaki kişinin Mesih hoca olduğunu gördüm. O an gözlerim fal taşı gibi açıldı. Yine tuzağa düşmüştüm. Hemen oradan kaçmak istedim fakat vücudum hareket etmiyordu. Gitgide ağırlık çöküyor, hareket edemiyordum. Sonrasında odaya dört tane çirkin suratlı adam daha girdi. Her birinin gözleri Öfkeyle karışık sevinç saçıyordu. Hep birazdan ağızdan bana bakıp bir şeyler okuyor. Sonrasında bana, Allah ve kitabımıza lanetler savuruyorlardı. İşinin acı tarafı ise bütün bunları görüyor, korkuyor, oradan kaçmak istiyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bulunduğum noktada son çare Allah'a yalvarmaya, onun surelerini okumaya çalıştım. Ama... Ben Allah'a sığındıkça ve onun ayetlerini okumaya çalıştıkça bana işkence ediyorlar. Vücudumun belli belirsiz yerlerine kimi zaman uzun ve sivri tırnaklarıyla kesikler atıyor, kimi zamansa dokundukları yeri yakıyorlardı. Ben de dua edecek, Allah'a sanacak güç bırakmadılar. O odanın içinde üç gün boyunca bana işkence ettiler. Artık Allah'a falan yalvarmayı bırakmış, o ifritlere yalvarmaya başlamıştım. Ama tek bir isteğim vardı. Beni öldürün. Öldürün de bitsin artık bu çektiklerim. Bir süre sonra artık çektiğim acıdan bilincimi kaybetmeye başlamıştım. Kendime geldim de yine hastane odasındaydım. Yoğun bakımda bir odanın içinde öylece yatıyordum. Her yerim bandaj içindeydi. Kafamı biraz çevirip etrafa bakmaya çalıştım. O an düşündüğüm tek bir şey vardı. Nasıl kurtuldum? Ben yarım saat öylece yattığım yerden tavanı seyrederken yoğun bakım odasına annem girdi. Oğlum şükürler olsun diye haykırarak yanıma oturdu. Ne oldu oğlum sana? Ne yaptın sen? Nasıl oldu diye beni soru yağmuruna tutuyordu. Ben de aynı sorular anneme sormaya başladım. Nerede buldunuz beni? Ne oldu bana? Beklediğimiz soruların cevabını ne annem ne de ben o an alamamıştık. İçeriye giren doktorlar beni yataklı hastaların bulunduğu kesime taşıdılar. Acaba ne zamandır buradaydım? Ben normal yataklı hastaların bölümüne geçtikten sonra odama annem ve babam da gelmişti. Bana sıkı sıkı sarıldılar ve beni kaybetmekten çok korktuklarını söylediler. O anı hiç unutmuyorum. Aralıksız. 10-15 dakika boyunca sadece birbirimize bakıp ağladık. Hepimiz kendimizi toparladığımızda birbirimize kafamızdaki soruları birbiri ardına sıralamaya başladık. Ancak önce ben sorularım cevabını almalıydım. Kafamdaki soruları birer birer sorduğumda annemle babam şaşkın gözlerle beni izliyorlardı. Sen ne saçmalıyorsun dermiş sesine bana bakıyorlardı. Sonrasında onlara neler olduğunu anlatmalarını istedim. Beni 10 gün önce komşularım evde baygın ve yaralı bir şekilde bulmuşlar. Hemen ambulansı arayıp beni hastaneye yatırmışlar. Bilincim yerinde değilmiş. Benim o halimi görünce üst komşum aileme haber vermiş. Onlar da ilk otobüse atlayıp gelmişler. Ailem bana anlattıklarından sonra zaten işlevini yitirmiş olan aklıma sahip çıkamıyordum. Ya bu nasıl olur? Onca şey yaşadım. Yani bunların hiçbiri yaşanmamış mıydı? Ulan yoksa yine bu o ifritlerin oyunu mu diye düşünüyordum. Bendeki gerçeklik duygusunu yok etmişlerdi. Artık gerçekle hayali, yalanla doğruyu seçemiyordum. O zaman bunu anlamamın tek bir yolu vardı. Ne zaman Allah'a yalvarsam ve onun ayetlerinden birini okumaya kalksam bu azgın ifritler bana mani olmaya çalışıyorlardı. Eğer bu da onların oyunuysa elbette bana müdahale edeceklerdi. Derin bir nefes aldım ve var gücümle bağırarak ayetel kürsüyü okumaya başladım. Benim yapmış olduğum bu davranışa ailem anlam verememişti. Endişeli gözlerle öylece beni seyrediyorlardı. Sureyi okumayı bitirdikten sonra bir kez daha okumaya başladım. Ancak bu sefer daha da gür daha da şiddetli okuyordum. Sonra bir kez daha okudum. Artık bağırmaktan gırtlağım acır vaziyete gelmişti. Hastanın içinde çalışan personeller de bir şeyler olduğunu sanıp odama doğru koşturmuşlardı. Ben onların hiçbirini umursamadım. O an anlamıştım. Aileminin anlattıkları doğruydu. Ben günlerdir hastane odasına bilinçsiz yatıyor olduğum halde nasıl yaşamıştım onca badireyi? Bunlar nasıl yaratıklardı? Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlardı? Allah binlerce şükürler olsun. Halen daha düşünebiliyorum diye Allah binlerce kez şükür ettim. Son bir hafta 10 gün içerisinde yaşadıklarımı iradesi güçlü olmayan biri yaşasaydı delirip aklını kaybetmesi işten bile değildi. Ailem bana bakıp oğlum Neler oluyor diye sordular. Nedir bu halin? Onlara. Orada tüm yaşadıklarımı anlattım. Bizimkiler benim anlattıklarımı şaşkınlıkla ve ürkmüş gözlerle dinliyorlardı. Sonunda her şeyi anlatmayı bitirdim de babam hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Biraz önce ağlaması dinmiş annemse benim çektiğim ızdırapları dinledikten sonra tekrar ağlamaya başlamıştı. Biz annemle birbirimizi teselli etmeye başladık. Babam odadan ayrıldı. Ortalama bir saat geçmişti ki tekrar içeri girdi. Seni bugün taburcu edecekler. Buradan hemen Siirt'e gidiyoruz dedi. Orada Siirtli Hüttem, Meftun Hoca adında çok muhterem bir zat varmış. Köy camisinin imamıyla durumu hakkında konuştum. Ondan Allah razı olsun adamın adresini verdi. Biz yola çıkana kadar arayıp haber de verecek. İnşallah bu beladan seni kurtaracağız. Sen korkma oğlum dedi. Açıkçası başımdan geçen son hoca tecrübesinden sonra hiçbir umudum yoktu. Ancak elden ne gelir? Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Mecbur babama başımla onay verdim. O sırada odadan içeri arkadaşım girdi. Odaya giren Haluk'tu. Haluk içeri girer girmez annem ve babamın elini öptü. Ben şaşırmıştım. Çünkü Haluk ne annemi ne de babamı tanırdı. Ben bunları düşünürken annem lafa girdi. Oğlum çok efendi bir arkadaş edinmişsin. Haluk oğlum neredeyse her gün seni ziyarete geldi. Allah ondan razı olsun. Haluk gerçekten de bu tip olaylar çok vefalı arkadaşımdı. Sağ olsun o da benim için çok endişelenmiş. Bana neler olduğunu sorduğunda ona da kısaca her şeyi anlattım. Haluk da benim anlattıklarıma inanamıyordu. Ben de seninle birlikte Siirt'e gelmek istiyorum kardeşim dedi. Sana destek olmak istiyorum diye de ekledi. Yok mu desem Haluk gerçekten de gayet kararlıydı. O zaman benim de gözlerim dolmaya başladı ve birbirimize sıkıca sarıldık. Akşam yola çıkmak için hazırlanmıştık bizimkilere eve uğrayalım. Birkaç eşya alalım dediysem de babam acelemiz var. Hoca bizi bekliyor diye diritip hemen yola çıkmamız gerektiğini söylüyordu. Sonucunda da yeni babam dediği gibi oldu. Apar topar hastaneden ayrıldığımız gibi Siirt'e doğru yola çıktık. Haluk'tan Allah razı olsun yolculuk için araba kiralamış. Hastanenin önünde bizi beklemişti. Yolculuk sırasında Gece benim için yine çok zor geçmişti. Gece boyu yol kenarında birkaç kez Mesih hocayı ve yanında birkaç çarşaflı kadın bana görünüyorlardı. Kafamın içinde bana gülümsüyorlar, fısıltılarla bir şeyler söylüyorlar ve o hocaya gitmem için beni uyarıyorlardı. Bana güvendiğin o hocayı da seni de öldüreceğiz, bizden kaçamazsın diyerek içime korku salmaya çalışıyorlardı. Açıkçası başaramadıklarını söyleyemem. Ne zaman içim geçse haftan uyuklasam kabuslarıma girip türlü türlü oyunlarına devam ediyorlardı. Ancak yolculuk sırasında benim halimi gören annem bir an olsun okumayı bırakmamıştı. Belki de onun sayesinde beni kararından vazgeçiremediler. 18 saat yolculuğun ardından türlü zorluklarla geçen yolculuk sonunda son bulmuştu. Meftun Hoca'nın evinin bulunduğu adrese vardığımızda aracı evin önüne park ettik ve hep birlikte hocanın evinin bahçesine doğru yürümeye başladık. Meftun Hoca'nın evi tek katlıydı. Büyükçe bahçesi olan bir evdi. Bahçeden içeriye adım attığımızda 70 yaşlarına uzun boylu, kır saçlı ve Bayğına ak düşmüş. Temiz yüzlü bir amca odun kesiyordu. Babam selamünaleyküm. Biz Meftun Hoca'ya bakmıştık diyerek lafa girdi. Yaşlı adam bizi görünce hoş geldiniz. Sizi bekliyordum dedi. O zaman Meftun hocam o yaşlı adam olduğunu anlamıştım. Öncelikle bizi bahçelerine çardağa davet etti ve çay ikram etti. Sonrasında elinden geldiğince bir kahvaltı hazırlayıp bizimle beraber o da kahvaltısını yaptı. Meftun Hoca gerçekten iyi bir insandı. Yemek boyunca bu konu hakkında konuşmadık. Yolculuk nasıl geçti? İstanbul nasıl gibi sorularla zaman geçiriyorduk. Sonrasında yine babam lafı atladı ve ''Hocam sen oğlum bu azgınların elinden kurtar. Canım da malım da sana fedadır.'' dedi. O an babamın beni bu denli sevdiğini ilk defa fark ediyordum. Çünkü doğulular bilir. Doğu tarafında babalar evlatlarına sevgilerini tam anlamıyla gösteremezler. Çünkü onlar da doğru düzgün sevgi görmemişlerdir. Dediğim gibi babam Meftun Hoca'ya kurduğu bu cümleden sonra Meftun Hoca da bir tebessüm oluştu. Hoca sonra bana bakarak benimle gel oğul dedi. Babamlar da tam masadan kalkacak vaziyet içine girdiler ki siz yemenize devam edin. Sadece kutsalın gelmesi kafi dedi. O zaman Haluk lafa girdi. Hocam kutsalla ne yapacaksınız? Bizim niye çağırmıyorsunuz diye sordu. Hoca onu duymazdan gelip evin içine doğru ilerlemeye başladı. Açıkçası Meftun Hoca da beni çeken bir şey vardı. ''Aileme ve Haluk'a dönüp sıkıntı yok dedim ve hocanın arkasından eve doğru ilerledim. Hoca evin içine küçücük bir odaya girdi. Bu oda hiç güneş ışığı almıyordu. Bu yolundan sapmış cinler bana musallat olduğu zamandan bu yana karanlıktan korkar vaziyete gelmiştim. Ancak Meftun hocanın yanında nedense vücudumda en ufak bir korku esamesi bile yoktu. Hoca tüm ışıkları kapattı ve odanın etrafına irili ufaklı tütsüler yaktı. Sonrasında da odanın kapısını kapattı. Meftun hoca Odanın kapısını kapattığında artık biraz olsun ürkmeye başlamıştım. Çünkü oda zifiri karanlıktı. Sadece tütsülerden gelen küçük ışık hüzmeleri içeriye aydınlatmaya çalışıyordu. Meftun Hoca bana elle işaret ederek otur dedi. Ben de bulunduğum yere çömeldim. Sonrasında o da karşıma oturdu. Anlat dedi. Her şeyi baştan sona anlatmaya başladım. Meftun Hoca beni hiç bölmüyor. Anlattıklarımı büyük bir ciddiyetle dinliyordu. Ben her şeyi anlatmayı bitirdiğimde Zaten ölüm kadar durgun olan oda sessizliğe büründü. Meftun Hoca bir şeyler düşünüyor gibiydi. Sanki anlattıklarım onu tatmin etmemiş gibi bir havası vardı. Tam ben lafa girip hocam bir şey mi oldu diyecektim ki hoca eliyle sus işareti yaptı. Sanki benim hareketlerimi okuyordu. Birdenbire bire Meftun Hoca içinden bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sallanarak bir şeyler okuyordu. Aşağı yukarı 7-8 dakika boyunca sallanarak içinden bir şeyler okumaya devam etti okumaya son verdikten sonra sessiz bir şekilde gir dedi. Tam o sırada kapalı olan kapı açıldı ve kara çarşaflı bir kadın kapıdan içeri girdi. Karanlık içerisinde sadece gözleri seçilebiliyordu. Gözleri o güne kadar gördüklerimden çok farklıydı. Saf sarı gözleri vardı. Odaya elinde bakır bir tepsiyle girmişti. Tepsiyi hocanın önüne koydu ve hocanın dibinde öylece beklemeye başladı. Meftun Hoca yine sessizliğini koruyordu. Birkaç dakika kadar o şekilde devam ettiler. Sonrasında Meftun Hoca yine sessiz bir şekilde "Çık." dedi. Kadın bir ışınla odadan çıkmıştı. Kadın çıktıktan sonra Meftun Hoca beni daha da kendine yaklaştırdı. Sadece gözlerimin içine bakarak bir şeyler okumaya başlamıştı. Neredeyse 20-25 dakika boyunca öylece gözlerimin içine bakarak okudu. Bir an olsun gözlerini kırptığını bile görmedim. Ben artık iyice stres içine girmeye başlamıştım. Hoca bir yandan gözlerime bakıp okurken bir yandan da elimi tuttu ve toplu iğneyi tam avucumun içine batırdı. O anki şaşkınlıkla yerimden sıçradım ki Meftun Hoca elimi bir türlü bırakmıyordu. Avucuma bakır tepsinin üzerine getirdi ve tepsinin içine 15-20 damla kadar kan akıttı. Sonrasında gözlerini gözlerimden ayırdı ve ayağa kalktı. Bana tepsiye bak ne görüyorsun diye terkinde bulundu. Tepsiye doğru göz ucuyla bakmamla tepside Mesih Hoca'yı ve Yaktığım yedi muskayı gördüm. Onları tepside görmeyi hiç beklemiyordum. Korkudan küçük dilimi yutacak vaziyetteydim. Ayaklarımla kendimi geri geri atmaya başladım. O sırada hoca benim fenalaştığımı anlayacak ki tekrar ışığı yaktı. Tamam dedi. Ben titrek bir ses sonuyla hocam iyileşti mi diye sordum. Hoca bir süre yüzüme baktı ve gel dedi. Hocayla beraber tekrar evin dışına çıktık. Ailem bizim dışarı çıktığımızı görünce hocaya dönerek hocam ne olacak oğlumuzu iyileştirecek mi diye sordular. Hoca aileme, Haluk ve siz, benim evimde bir sürü misafir olun dedi. Sonrasında Haluk'a döndü ve oğlum senin aracın var, seninle ikimiz İstanbul'a gidip Kutsal'ın bahsettiği kolye alıp geri döneceğiz dedi. Kutsal bu ifritleri davet ederken nasıl bir yanlışlık yaptı böylece daha iyi anlarız. Aksi takdirde kolun içindekiler olmazsa size yardımcı olamam dedi. Hoca cümlesini bitirdiğinde hocam biz de gelelim desek de hoca buna gerek olmadığını zaten hemen gidip geleceklerini ve evin koruma altında olduğunu Burada bize rahatsızlık veremeyeceklerini söyledi. Gerçekten de Meftun Hoca'nın hakkı vardı. Meftun Hoca ve Haluk evden ayrıldığından bugüne tam iki gün geçmişti. Uzun zamandır ilk defa bu iki gün içerisinde bu kadar rahat ve huzurlu uyudum biliyorum. Babam da bu iki gün içerisinde boş durmamış, alışveriş yapmış ve Meftun Hoca'nın evini erzaklarla doldurmuştu. Üçüncü günün sonunda Meftun Hoca ve Haluk eve döndüklerinde yüzlerine düşen bin parçaydı. Onların bu hali benim de moralimi bozmuştu. Çünkü ilk defa bu denli umut içerisinde kurtulacağım günü bekliyordum. Meftun hocaya, hocam hoş geldiniz, ne oldu, halledebildiniz mi diye sordum. Hoca bana bakarak, oğlum eve gittiğimizde kolde, kitaplar da evde yoktu dedi. Ben hocaya, hocam nasıl olur böyle bir şey desem de, hoca bir şey söyleyememişti. Haluk Meftun hocanın sustuğunu görünce lafa girdi. Kutsal kardeşim, eve gittik, her yere baktık ama bulamadık. Belli ki cinler çaldı gittiler. Ben de senin için bir hocamla görüştüm. Meftun Hoca eğer ki yardım edemeyeceğini söylerse sıkma canını. Bir de ona gösterirsin dedi. Halun söylediklerinden tüm çıkış kapılarının kapandığını anlamıştım. Ama umutsuzum belli edip arkadaşımın ve ailemin de moralini daha fazla bozmak istemiyordum. Çünkü onların da benimle birlikte perişan olduklarını görebiliyordum. Meftun Hoca sessizliğini bozup lafa girdi. Bu gece davet yapıp sana musallat olan ifritlerle anlaşmaya varmaya çalışalım dedi. Bakalım senden ne istiyorlarmış, öğrenmiş oluruz diye de ekledi. Açıkçası onlarla yüzleşme yapmak isteyeceğim son şeydi. Ama bulunduğum durumda pazarlık yapacak halim yoktu. Hocama kafa sallayarak onay verdim ve ailemle beraber laflamaya başladık. Hoca akşamki seans için hazırlık yapacağını söyleyip odasına çekilmişti. Ben de kalbimi küt küt atmasına sebep olan korkutucu bir heyecan vardı. Akşam neler olacak diye kara kara düşünüyordum. Bu düşünceler eşliğinde sonunda akşam etmeyi becerebilmiştik. Saatler gece 12'yi gösterdiğinde Meftun Hoca hepimizi evin salonuna çağırdı. Açıkçası ben ritüeli sadece benimle yapar diye düşünüyordum. Çünkü öncesinde sadece beni çağırmıştı. Herkes salondaki odaya girdiğinde odanın ortasına koca bir daire çizdi ve kendi de dahil. Hepimiz o dairenin içine girdik. Ne olursa olsun ne görürseniz görün, ne duyarsanız duyun. Bu çemberden dışarı adımınızı atmayın. Yoksa sizi ben bile kurtaramam diye bir sıkıca tembihledi. Ayrıca korkan kulağını da gözünü de kapatabilir dedi. Herkes Meftun Hoca'yı onayladıktan sonra hoca dairenin önüne 7 tane tütsü dizdi ve o tütsüleri yaktı. Sonrasında ışığı kapatıp tekrar yanımıza geldi. Koca çemberdeki yerine tekrar döndüğünde birdenbire kapı açıldı ve öncesinde gördüğüm sapsarı gözlü, kara çarşaflı kadınlardan üç tanesi çemberin etrafına dikildiler. Kadınları ilk gördüğümde annemle göz göze geldik. Ama annem kadınları görmüyor. Sadece kapının ansızın açıldığına şaşırmış gibiydi. Musallat altında böyle şeylerin olabileceğini bildiğim için bu durumu normal karşıladım. Ancak korku seviyem gitgide yükseliyordu. Kalbim her an yerinden fırlayabilirdi. Derken Mevtun Hoca elini kitaptan bir şeyler okumaya başladı. Yüksek sesli, bağırarak bir şeyler okuyordu. Hocam sesini yükseldikçe önümüzde duran yedi tütsü harlıyor, devasa bir alev haline bürünüyorlardı. Hocam bir an duraksadı. İşte o an evin bütün pencereleri tuzla buz oldu. Tütsülerden gelen harlı ateş de birdenbire söndü. Hocam tekrar okumaya başladı sırada evin etrafında yedi tane gölgemsi varlık inanılmaz bir süratle hareket etmeye başladılar. Onlardan gelen küçük küçük fısıltıları duyabiliyordum. Birden kapalı olan odanın kapısı tekrar açıldı. Karşında yeniden onu gördüm Mesih hocayı. Üç parmağı ve pislik görünümüyle benim üzerime koşmaya başladı. O benim üzerime doğru koşmaya başlayınca hemen ben de kaçma elimde bulundum ama Meftun hoca beni çemberden çıkmadan tutmayı becerebilmişti. O an Haluk dikkatimi çekti. Annem ve babam belli ki Mesih Hoca'yı göremiyordu. Onlar hala açılan kapıya odaklanmışlardı. Ancak Haluk gözünü kırpmadan Mesih Hoca'ya bakıyordu. Ben tekrar yerime oturduğumda Mesih Hoca'yla tam anlamıyla göz gözeydik. Bana akşam yemeğimsin dermişçesine yılan gibi çatal dilini çıkarıyordu. Ben artık korkudan bayılacak aşamaya geldiğimde Mevtun Hoca, Mesih Hoca ile İbranca olduğunu öğrendiğim bir dilde ikisi de birbirine bağırarak bir şeyler konuşmaya başladılar. Sanki kavga ediyorlar gibi bir halleri vardı. Uzun bir süre karşılık tartıştıktan sonra çarşaflı kadınlardan biri aniden odanın ışığını yaktı. Sonrasında odadaki tüm gölge varlıklar da Mesih Hoca da gözden kayboldular. Onlar ortadan kaybolunca çarşaflı kadınlar tekrar odadan çıktılar. Galiba seans bitmişti. Hepimiz korku dolu gözlerle Meftun Hoca'ya bakıyorduk. Hoca ise gözlerini Haluk'tan ayırmıyordu. Sonrasında Meftun Hoca bana bakarak ''Hadi geçmiş olsun, kurtuldun evlat, bir daha bu işlere bulaşma'' dedi. Ben hocanın sözlerinden sonra onun elini öpmeye başladım. Babam ve annem de Meftun Hoca'nın elini öptüler. Hepimiz Haluk'tan da bir hamle beklerken Haluk birdenbire şerefsiz diye bağırdı ve cebinden çıkarttığı bıçakla Meftun Hoca'yı iki kez karnından bıçakladı. Ben olduğum yerde dona kalmıştım. Babam bir anlık refleksi Halon elinden bıçağı kaptı ve onu etkisiz hale getirdi. Yaşadığımız bu dehşet veren olaydan sonra sevincimiz kursağımızda kaldı. Meftun Hoca o gece hayatını kaybetti. Meftun Hoca'yı acımasızca öldüren Halo ise polise teslim ettik halen daha cezaevinde yatıyor. O günden sonra Meftun hocamın da dediği gibi bu ifritler benimle uğraşmayı kesmişlerdi. Ancak o günden bugüne kafamda hep bir soru işareti vardı. Haluk bunları neden yaptı? Yaşadığımız bu yüzcü olaydan sonra Meftun hocanın defterinden sonra ailemle memlekete döndüm. Eşyalarımın hepsi İstanbul'daki evinde olduğu için oraya son kez eşyalarımı almak için gittim. Ancak her ne kadar kurtulmuş olsam da halen daha o evde tek başıma gidebilecek cesaretim yoktu. Sağolsun amcaoğlu da benimle beraber gelmeyi kabul etti. Eve vardığımızda eşyalarımı toplarken yattığım yatakta yastığımın altına el yazısıyla yazılmış bir not buldum. Olur da işi beceremezsem veya bir aksilik çıkarsa bu notu oku. Notta şunlar yazıyordu. Eve ilk geldiğiniz anda o çocuk seninle beraber o cinleri de yanında getirmişti. Seni ilk gördüğüm anda sana büyü yapıldığını anlamıştım. Sen davet yoluyla sana bulaştıklarını sanıyorsun ancak sana büyü yapan Haluk altında da Meftun Hoca'n yazıyordu. Bu notu okuduktan sonra Beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl olur bu? Ne büyüsün. Ayrıca Haluk benim en yakın arkadaşımdı. Ona iyilikten başka bir şeyim dokunmamıştı. Bu soruların cevabını alabilmek için Hatay'da hapis yatan Haluk'la konuşmak için apar topar Hatay'a gittim. Onunla yüzleşmek istiyordum. Nihayetinde Haluk karşıma çıktığında perişan haldeydi. Beni görür görmez ayağıma kapandı ve af diledi. Büyük bir öfkeyle gittim o cezaevinde Haluk o halde görünce ona içim acıdı ve sadece neden diye sorabildim. Neden lan neden? Haluk anlatmaya başladı. Kutsal kardeşim, sen hikaye yazarlığı yapmaya başladığında ben de senin sayende bunlara merak saldım. Sonrasında bir hoca ile görüştüm. Hoca merdiven altı büyüyüşleri falan yapıyordu. Ancak ilim sahibi biriydi. Bana kitabı nasıl kullanacağımı öğretti. Ancak benim hiçbir ilmim olmadığı için bu şerli varlıklar beni kendilerine esir ettiler. Ben de tekrar o bulduğum hocaya gittim ve beni kurtarması için ona yalvardım. Ama o beni umursamadı bile. Sonra ona yüklü miktarda para teklif ettim. O zaman bana birini bulmam gerektiğini Musalta ona geçireceğini söyledi. Benim aklıma sen geldin kardeşim. Çünkü anam buradaydı, ne baban, yalnız yaşıyordum. Kimin kimsen yoktu. Ben de çok büyük acılar çektim. Başka çarem yoktu. Sana bahsettiğim hoca, Messi hocaydı. Messi hoca cinlerle sana vesvese verip, önce onu bulmanı sağladı, sonra da o kolye almanı. Benim. O gün köyden erzak geldi muhabbeti falan. Hep tezgahtı. Ne olur beni affet kardeşim. O sana verdiğimiz kolun içinde kitapları. Mesih kendi yazdı. O gün yaptığın ritüel aslında Müslüman cin daveti değildi. Benim üzerimdeki büyüyü kendine çekmiş oldun. Ben de sana kolye almak için geldiğim o gün evin içine muskalar yerleştirdim. Bu senin daha fena daha beter olmanı sağlayacaktı. Kardeşim ne olur beni affet. Başka çarem yoktu. Onlar benim canımı çok yakıyorlardı. Sen hocaya gideceğini söylediğin ana kadar her şey normal gidiyordu. Mesih bu cinlerle anlaşmaya varmış. Sen ölüne kadar sana musallat olacaklar. Eğer ki ölmez de kurtulursan o zaman yeniden benim canımı alacaklardı. Sen Meftun Hoca'ya gitmek istediğinde bu yüzden seninle birlikte geldim. Arabaya da büyülü muskalar yerleştirdim ki yolda rahat edemeyesin ama. Annem bir susmadı. Hep okudu. Okudukça okudu. Hocanın evine vardığımızda yalnız başına ritüel yapmak istemesine işten içe çok kin duymuştum. Ancak hoca anlaşılan o ritüelde her şeyi anlatmıştı. Benimle yalnız başına İstanbul'a gitmek istemesinin sebebi de oymuş. Benim o koliyi gözden kaybedeceğimi, saklayacağımı biliyordu. O da o esnada benim eve yerleştirdiğim büyülü muskaları çıkarmış. Son gece ritüelde hepimiz bulunma sebebi cinlerle anlaşıp senin üzerindeki büyüyü bozu, büyüyü yapana ve yaptıranı geri musallatla anlaşmışlar. Bunu son sahnede sizin fark etmediğin sırada cebinden evden bulduğu büyülü muskaları yakmasıyla anladım. Aslında o zaman Meftun Hoca'yı engelleyecektim ancak senin de gördüğün o çarşaflı cinler buna engel oldu. Kardeşim, bir anlık öfkeyle öldürdüm Meftun Hoca'yı. Bir anlık gafletle seni ateşe attım. Ne olur beni affet. Şu an ben her gün ölüyorum, her gün ateşe atılıyorum. Haluk anlatmayı bitirdiğinde ağzım açık, sadece onu dinledim. Sonrasında tek kelime daha etmeden oradan uzaklaştım. Yaşadığım bu olayın üzerinden yıllar geçti. Halen. Daha hayatım borçlu olduğum Meftun Hoca'nın mezarına senede bir iki defa uğrarım. Sizlere söyleyebileceğim tek bir şey var. Bunları dinleyin. Yazın çizin ama hiçbir şekilde benim yaptığım gibi cahilce bunlara bulaşmayın. Sonucu tahmin ettiğinizden de ağır oluyor. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.